PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen Weekend'de kış modunda kış modunu oynayacağız. Artı drone'umuz var. Hayvanlar falan gelmiş, onları vuruyorsunuz, et alıyorsunuz, ateş yakıyorsunuz, kendinizi ısıtıyorsunuz falan filan. Bayağı güzel bir şey gelmiş. Yani bu mod bence oynanabilir bir mod. Neden derseniz, yani istediğiniz kadar kayabiliyorsunuz. Artı yani ateş yakıyorsunuz, dışarıda çıktığınızda soğukta üşüyorsunuz falan filan. Öyle değişik bir mod yapmış. Birazdan maçımıza gireceğiz, göreceğiz yani nelerin geldiğini ben size göstereceğim dostlar. Neyi nasıl yapacağınızı falan filan. İsterseniz fazla uzatmayalım. Bu arada buradan oynayabiliyorsunuz. Flylab kısmına geldiğinizde hani burada araba modları, roket modu vardı ya dostlar. Bunu da alt kısma eklemişler. Burada drone'umuz falan da var. Bakalım oyuna girdiğimizde göreceğiz nasıl olacak. Hep beraber inceleyeceğiz dostlar. Hadi videomuza geçelim çünkü çok fazla uzattık. Bu arada bu 3. bölümümüz 4. bölümde yarın yayınlanacak, haberiniz olsun. Siz bu videoyu hangi gün izlersiniz bilmiyorum ama yani bu videodan bir gün sonra bilin ki 4. bölümü atacağım ve o 4. bölümde oyuna yeni gelen Toros, Jeep ve 25 taneye yaklaşık bir sandık etkinliği var dostlar. Onu göstereceğim. Şimdi isterseniz kış moduna artık girelim, başlatalım. Oyunda görüşürüz. Şimdi dostlar ben moda girdim. Biraz kaydı geç başlattım. Bunun sebebi ise drone'u bulamadım. Yani sizlere drone'u da göstermek istediğim için takımları falan uydurdum. Öyle drone buldum dostlar. Şu an çantamda drone da var. Alan da bitti. Şu alanda 45 kişi adam var. Yani buranın alanı bir değişik diyebilirim dostlar. Şimdi şurada istediğiniz zaman kaykayla kayabiliyorsunuz. Ben bir tane ev tutacağım. Kankam bunda dikiz ateş kapalıydı. O yüzden seni biraz vuramadım biliyor musun? Neyse. Şimdi dostlar bir tane alandan eve gidiyoruz. Bu yani bu modun amacını ben sizlere hepsini anlatacağım. Şimdi şuradan alandan bir tane evi tutacaksınız abi ilk önce. Onu söyleyeyim. Burada kış oluyor, hava soğuyor falan filan. Yani böyle değişik bir şey yapmışlar. Hem bir de ben şu dikiz ateşini açayım. Yani çünkü adamlar falan geliyor. Zor oluyor. Gerçi o taraftaymış da. Neyse boş verin. Salın oraya. Şimdi dostlar. Diyelim ki bak 30 saniye sonra hava soğuyacak. Hava soğuduğunda bizim çırpımız yok. Ne yapacağız? Ben şu evlere bakabilir miyim? Çırpı lazım. Ateş yakmak için. Şunu al kankam. Aldın mı? Dostlar şimdi bu modda ateş yakmak için çırpınız olması lazım. 12 tane şey var bizde. Yani çırpı dedim de şey. Bakın şimdi. Dışarıda rüzgar esiyor. Sizde ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Yani bunda kaldığınızda üşüyorsunuz ve donuyorsunuz. Bunun için de şurada bir ateş yakma tuşu var. Ateş yakıyorsunuz. Böyle. Sonrasında içine çırpı çırpı basıyorsunuz dostlar. Yani eğer dışarıda rüzgar varken evin içine girip bunu atmazsanız üşüyorsunuz. Bak adam mesela ısınıyor şu anda. Ve şöyle bir tane de fenerimiz var dostlar. Bu fener daha tam çözemedim ne işe yarıyor ama. Yani şöyle dışarıyı kapatıyormuş gibi sarı bir şey çıkıyor. Yani bilmiyorum. Fener mi neyi tam çözemedim. Dışarıda kalırsanız diye de dostlar. Şöyle 9 tane warm page diye bir şey var. Türkçesini bilmiyorum. Dışarıdayken mesela şurada sol altta FPP tuşunun orada bir tane çubuk var. Onu içtiğinizde yani onu kullandığınızda orası doluyor ve dışarıda kaldığınızda kendinizi koruyabiliyorsunuz. Mesela şu an benim ön evlerimde bir ateş yakmış. Yani o evlerde adam var diyor. Birazdan onlara da gidip basacağız zaten. Şuradan dursun bakayım bu oda. Şimdi mesela ne yapacağız? Drone'umuz var. Drone'a geliyoruz, kullan diyoruz. Ve drone gidiyor. Böyle. Ama drone kapıdan girmiyor. Kapıyı açmamız lazım. Ve bunun bir süresi var sanmışsam. Çık bakayım be. Drone'u kapattık. Kapattık drone'u. Şimdi evlerde adamlar var. Şunlar mermisini değiştireyim ben be. Şu kapıyı açayım. Dışarı soğuk. Yani alan kapanana kadar bu evin içinde bekleyeceğiz. Şöyle durayım ben. Drone'u kullan diyeyim. Mesela gidelim adamları kontrol edelim gelelim. Bu drone'un da süresi var bu arada. Yani sınırsız değil. Ve ne kadar gidiyor bilmiyorum.
Mesela şöyle gidiyoruz. Şu ilerideki evlerde adam var diyor. Yani adamları gidip bunu da inceleyebiliyorsunuz. Öyle bir şey yapmışlar gibi düşünün. Mesela gidelim bakalım kaç kişi burada ateş yakıyor, bakacağız. Acaba drone'umuz onlar da gözüküyor mu ki? Şöyle. Adamlar nerede yakmış ki bunu? Tabi de bunu kullanmaya alışmanız lazım. Hah. Dışarıda adam var mesela şu an. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Bu adamlar bu evde mesela. Az sonra soğuk bittiğinde biz gelip bunları vuracağız. Bak. Adam içinde ateş yakıyor. Buraya nasıl gireceğim bilmiyorum ama. Ha, girdim bak. Adam burada sobanın yanına yatmış. Isınıyor. Bizim o evde ısındığımız gibi. Mesela yukarıdan şimdi kapatmak istediğimizde kapatabiliyoruz. Drone'u patlattık mı? Ne yaptık biz drone'u az önce bilmiyorum ama. Kullan da bakayım. Ha tamam. Recall deyince ne oluyor? Yani. Mesela şu an soğuğun bitmesine dostlar az kaldı. Boost'umuzu fullleyelim. O adamların yerini biliyoruz. Gidip şunları bir güzel öldürelim az sonra. Şuradan şey içebiliyor muyuz? Yok. Tavuğumuz var mı? Ha bir de hayvanlar var dostlar. Geyik var, tavuk var falan var. Onları vuruyorsunuz ve kendinize burada yemek pişiriyorsunuz. Öyle bir şey yapmışlar. Sanırım soğuk bitiyor. Yani az kaldı. Fenerimiz de. Yani ne yapacağız bilmiyorum ama fenerli adamlara bir gitmeyi deneyeceğim. Sonra silaha geçeceğim. Ve bitti. Şimdi mesela. Böyle gidiyoruz. Bakalım bunun şeyi ne çıkacak bilmiyorum yani. Şu evlerde adam vardı. Mesela burada kayarak gidebildiğimiz için şu AK'yi aldım. Yani bu bir adam. Adamın yanına kayarak gidelim. Yani şu evin içinde mesela en son drone'la geldiğimizde adam vardı. Tabi burası beta sürümü olduğu için ateş etme tuşları yani mobildeki gibi değil bunda. Yani mobil dedim, mobildeki gibi değil dedim. Anladınız işte dostlar. Sanırım o ateşte kimse yok. Şu an herkes dışarıda. Bende 6x vardı ama en son. Şunu M4'e takıp şöyle bir 3x'e çekmek istiyorum. Yani burada ne kadar iyi spray atabilirim bilmiyorum. Hassasiyet ayarlarını yapmadım. Kankam neredesiniz? Drone uçuyor sanne. Yani uçan drone'u görebiliyoruz mu onu bile bilmiyorum ama. Yani. Kankam. Abi bir şey diyeyim mi? Hassasiyet olmadan sprey atmak imkansız. Yani şu an eğer gerçek PUBG Mobile olsaydı ben buna rahat rahat vurduydum yani. Baksanıza çok sekiyor hassasiyet ayarlarım ayarlı olmadığı için. Son bir kişi var. Bakalım o nereden çıkacak. Yani şu ne işe yarıyor hala çözemedim ama. O da geldi. Dur bakalım. Drop'ta duracak herhalde. Abi silah niye bu kadar çok sekiyor ya? Ve vurduk. Ve win'imizi de aldık. Yani 1 levelden 5 level'e yükseldin diyor. Evo alanında level atladın diyor. Bunlar açıldı diyor. Yani bu bir evo alanı diyelim dostlar. Yani bundan mesela puan kazanamıyorsunuz. Normal maçmış gibi düşünün. Böyle contain 9 kill 1200 hasar. Bir şeyler yapmıştık işte. Neyse. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. 3. bölümümüzün de sonuna geldik. 4. bölümde sizlere yeni torosu ve yeni hediye olacak sandıkları göstereceğim dostlar. O videoda görüşmek üzere. Bay bay.